Hadi bu ahir durumda yapacak yol kapatacak şimdi. Eylül ayında şu karşı tarafta biliyorsunuz dericiler var. Hemen onun arkasında bir yangın çıkmıştı. O zaman herhalde sene soğuk havaydı. Şu anda da aynı şekilde sene soğuk havaydı. Rüzgar etkisi bayağı yüksek. Deniz hızıyla denizimizde yaklaşık 30'dan 40'ıyız var. Ya bu da yaklaşık 45-50 km hızla geliyor. Özellikle yukarılarda rüzgar hızı çok fazla. Biz sabahtan beri buradayız. Şu an itibariyle büyük ölçüde kontrol alınmış gözüküyor. 10 tane araz özümüzde. 7'si şu an alanda. 3'ü de oldu. Onlar da geliyor. Gene itibariyle yangın kontrol altına alındı. Aşağıda Dedele bölgesi var. Birkaç ekibimiz orada var. Bir de bu arkada tepenin arkasında. Orada hani herhangi bir isimlendirmesi yok ama. Orada da yangını karşılamış durumda arkadaşlar. Yani şu an bizim kontrolümüz ama inşallah ormanlık alan arası çıkmasını engelleyeceğiz. Gene itibariyle durum bu. Sabotaj olabileceği şüphesi üzerinde duruyoruz. Onlar arkada güvenlik birimlerimiz gerekli inceleme yapıyorlar. Pazar sabahı bu sabah erken saatlerde geldi ve başlamıştı. Kavak Deresi bölgesindeki güneş enerjisi tarlası vardı. Bunların oradan, panellerin oradan çıktığını tahmin ediyoruz. Rüzgarın da etkisiyle Dedeler bölgesine doğru yayıldı. Sayın Kaymakamımız da biz de olay yerine kadar indik. Şu anda bölgesel olarak çalışmalar devam ediyor. Bu bölgede çok büyük bir orman varlığı yok ama bizim tabii en büyük değer verdiğimiz makilik bir alan burası ve Yarımada'nın tam ortasında el değmemiş bir alan. Geçen sene de Sayın Kaymakamımızın ifade ettiği gibi yaka tarafında vericilerin altı da yanmıştı. O bölgede Kavak Deresi'nde yangın çıkmıştı biliyorsunuz. Yanmayan bu bölge kalmış. Şimdi burada bir yangın var ama kontrol altında. Ekiplerimiz orada, gönüllüler orada. İtfaiye, orman araçları, yine bütün belediye personeli ve diğer kamu kurumu kuruluşları hepsi orada. Şu anda kontrol altına alıyorlar, söndürmeye çalışıyorlar. Umarım en kısa zamanda iyi haberleri alırız. Yangın sönmüş olur. Teşekkürler.